Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz ise hacim. Şimdiye kadar mesela neyi görmüştük? Uzunluğun ölçü biriminin metre olduğunu görmüştük. Alan olduğu zaman, alan devreye girdiğinde bunun metrekare olduğunu görmüştük. Hacimde ise kullandığımız genel birim metreküptür. Gene son olarak bir basamağımız, bir merdivenimiz var. Gene aynı şekilde hiçbir farkı yok uzunluk merdiveninden. Merdivenimizi normalde nasıl yapıyorduk? Gene çizelim. Kilometre, hektometre, dekametre, metre nasıl devam ediyordu? Desimetre, santimetre ve metre olarak devam ediyordu. Alan olduğu zaman her birinin karesi oluyordu. Hacim olduğu zaman da her birinin nesi olacak? Kübü olacak bu sefer de. Her birinin kübü devreye girecek. Pekala, her bir basamakta aşağıya inince ne oluyor? Yukarı çıkınca ne oluyor? Normalde her bir basamakta 10 mu devreye giriyordu? Ne demiştik? Ama şimdi kübü, o zaman 10'un kübü devreye girsin. 10'un kübünü nasıl açıyorduk biz? 3 tane 10'un çarpımı. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10. Bu da bize neyi verir zaten? 1000'i verir. O halde ne yapıyoruz? Yukarı çıktığımızda unutmayın her bir basamak için 1000'e bölünür. Aşağıya indiğimizde de her bir basamak için ne yapılır? 1000'le çarpma işlemi gerçekleştirilir. O zaman şimdi bunları kavramak amacıyla birkaç tane örnek görelim. Diyelim ki 2,74 dekametre küp kaç desimetre küptür diyelim. Desimetre küptür. Şimdi dekametre küpten nereye geçiş yapacağız? Desimetre kübe geçiş yapacağız. Bakalım kaç basamak aşağıya mı ineceğiz, yukarı mı çıkacağız? Dekametre küpteyim, desimetre kübe geleceğim. O halde bakın 2 basamak aşağıya indim. Aşağıya indiğime göre çarpma işlemini gerçekleştireceğim. Peki 2 basamak mı indim aşağıya? Evet, o zaman 2 kere 1000'le çarpmam gerekecek. İlk 1000'le çarpma durumumda. Bakalım 2,74 çarpı 1000. Bu bir ondalık sayı diyorduk her zaman. Sıfırlar kadar sağ tarafa geçecekti. Bir sıfır gitti, bir virgül buraya geldi. Bir sıfır daha gitti, virgül buraya geldi. Ne hale geldi normalde? 274 çarpı 10 olarak kaldı. Daha sonra bu ne oldu? Eşittir 2740 şekline dönüştü. Bu ilk 1000'le çarpma durumumda gerçekleşiyordu. Şimdi 2 basamak inmiştim. İkinci kez 1000'le daha çarpayım. O zaman ne olur bu da? Şekilde yazarsak 2740 çarpı 1000 yazarsak yanına sayımızın 3 tane 0 gelecek. 1, 2, 3. Yani 2.740.000 haline dönüşmüştür. Bunu da yazarsak demek ki neymiş? Dekametre cinsinden verilen sayımız desimetre cinsinden eşitliğini bu şekilde bulmuş olduk. Gene buna benzer bir örnek daha yaparsak diyelim ki bu sefer de şöyle şuralara örnek yazalım, karışıklık olmasın. 200'lü gitmeyelim bu sefer de, ne diyelim? 5740 ne olsun? Milimetre küp olacak tabii burası. 5740 milimetre küp acaba kaç santimetre küptür? Şimdi milimetre küpten santimetre küpe bir ne yapacağım? Geçiş yapacağım. O halde bakalım milimetre küpten santimetreye geçiş yaparken bir basamak ne yapıyorum? Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıktığımda ne oluyordu? Bölme işlemi gerçekleşiyordu. Bir basamak çıktığım için bir kere bine böleceğim. Geldim, bine böldüm. Neydi? Sondaki kaç tane sıfır varsa atılırdı. Bir sıfırlar gitti. Yani ne eşit olmuş oldu bu da? 574 bölü 100. Bunu virgüllü olarak ondalık sayı halinde nasıl yazıyordum ben? Hemen bakalım. Sayımızın tamamını yazıyorduk. Daha sonra ne demiştik? Paydada 2 tane sıfır olduğu için demek ki virgülün sağ tarafında 2 tane basamak olmalı. O zaman virgül burada olsa 1 basamak olur, burada olsa 2 basamak olur. Demek ki virgülümüz nerede? Burada. Yani 5740 milimetre küp 5,74 santimetre küpe eşittir. Arkadaşlar önemli olan bir not yazdırmak istiyorum hemen size. Bunu da hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmıyorsunuz.
Hani normalde sıvıların hacmi ne ile hesaplanıyordu? Biz onları litre ile gösteriyorduk. Peki normalde hacmimizin birimleri neymiş? Metreküp, desimetreküp cinsindenmiş. Peki ikisi arasında bir geçiş var mı acaba? Evet, ikisi arasında bir geçiş var. Yani 1 litre, o geçişte şöyle. 1 litre her zaman 1 desimetreküpe eşittir. Bunu da hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Çünkü sorularda bunu sıklıkla sorarlar. Ne dedik? 1 litre 1 desimetre kübe eşittir dedik. Yani o halde mesela bak, bakın burada ne var? 2.740.000 desimetre küp kaç litredir o halde? 2.740.000 litreye eşittir. Neden? 1 litre 1 desimetre küp ise 5 litre 5 desimetre küptür. Atıyorum 200 litre 200 desimetre kübe eşittir vesaire. Bunu hiçbir şekilde ne yapmıyorsunuz? Aklınızdan çıkarmıyorsunuz. O halde gene ikisini dahil eden bir örnek yapalım şimdi de. Bakalım. Mesela diyelim ki 5 hektolitreyi alalım. 5 hektolitre. Daha sonra 7 dekalitreyi alalım. Daha sonra da mesela ne alalım? 20 desilitreyi alalım. 20 desilitre. Acaba kaç santimetre kübe eşittir? Şimdi bakın. Benden ne istiyor? Litreden şu merdivenime geçişi istiyor. Bir kere santimetre cinsinden istiyor ve litre cinsinden vermiş. Ben geçiş olarak sıklıkla hangisini kullandığımda daha rahat ediyorum? Elbette ki litre ile desimetre kübü kullandığımda daha rahat ediyorum. O halde şunu yapabilir miyim? Bu ifadeyi önce litreye çevireyim. Litreye çevirdikten sonra litrenin nasılsa desimetre küp karşılığını biliyorum. Desimetre kübe çevireyim. Desimetre küpten de santimetre kübe çevireyim. Yoksa fazlalıkla zorlanırsınız. Daha kolay olmak için, daha basit olmak için bu şekilde yapabiliriz. Ne dedik? Hepsini tek tek litreye çeviriyoruz dedik. Litrenin bu merdivendeki karşılığını bildiğimiz için. O zaman 5 hektolitre acaba kaç litredir? Merdivenimizi hatırlıyor musunuz? Tekrar bir merdiven çizelim ki bunun aynısıydı. Sadece metre yerine litre ifadelerini kullanıyorduk. O halde gene merdivenimizi çizersek. Şu şekilde. En başta ne vardı? Kilolitre, sonra hektolitre, dekalitre, litre, desilitre, pardon, santilitre ve mililitre olarak yazmıştık. Aşağıya indiğimizde her bir basamakta onunla çarparken yukarı çıktığımızda da her bir basamakta ne yapıyorduk? Ona bölüyorduk. O halde 5 hektolitre acaba kaç litre? Hektolitreden nereye geçiş yapacağım? Litreye. Bakın aşağıya mı ineceğim? Evet, kaç basamak aşağı ineceğim? Bir basamak indim. Bir basamak daha indim. Yani toplamda 2 basamak indim. O zaman ne yapacağım? 2 kere 10'la çarpacağım. 2 kere 10'la bak. Dikkat edin buna. 2 tane 10'la çarpacağız demiyorum. 2 kere 10'la çarpacağız. Yani 1 kere 10'la çarptım. 50 oldu. 1 kere daha 10'la çarpacağım. Pardon, 500 oldu. Bakın 2 kere çarptım. O halde 5 hektolitre neymiş? 500 litreye eşitmiş. Gelelim 7 dekalitre. 7 dekalitre kaç litre? 7 dekalitre, dekalitreden litreye geçiş yapacağım. Bakın bir basamak indim. Aşağıya indim, o halde bir basamak indiğim için bir kere 10'la çarpacağım. O da bana neyi verir? 70 litreyi verir. 20 desilitreyi ele aldığımda ise kaç litredir diye bulduğumda desilitreden litreye geçmek için bakın bir basamak yukarı çıktım. Bir basamak yukarı çıktığımda da ne yapıyorum o zaman? Bir kere 10'a bölüyorum. 10'a böldüğümde 20'yi bir kere sıfırlar gider. 2 bölü 1'de zaten ne eşit? Biliyorum ki 2'dir. 20 desilitre o halde 2 litreye eşittir. Şimdi o zaman bu 3'ün toplamının yani 5 hektolitre artı 7 dekalitre artı 20 desilitre neye eşitmiş? Bakalım 500 litre artı 70 litre artı 2 litre. Hepsi aynı cinstense toplama işlemini ne yapabiliyorum? Gerçekleştirebiliyorum. Tamam, 570 daha 570, 2 daha 572 litre olarak yazabiliyorum. Şimdi bunun litre cinsinden değerini buldum. Ne cinsinden istiyor? Santimetre küp cinsinden istiyor. Ben
Litrenin desimetre küp karşılığını biliyorum. Desimetre küpe çevireyim o zaman. Bunu buradan da hemen santimetre küpe geçiş yapayım. Şimdi 1 litre 1 desimetre küpse 572 litre nedir? 572 desimetre küptür. Bunu zaten biliyoruz. Peki 572 desimetre küp acaba kaç santimetre küptür? Bakalım hemen neredeyiz? Desimetre küpteyiz. Ne yapacağız? Santimetre küpe geçiş yapacağız. O halde desimetreden bakın santimetre küpe gelmek için bir basamak ne yaptım? Aşağıya indim. Bir basamak aşağıya indiğimde küplü ifadelerde demek ki bir kere binle çarpacağım. O halde binle çarptığım zaman yanına sayımın ne olacak? 3 tane sıfır gelecek. O halde ne olmuş oldu? Bu ifadenin sonucu 572 bin santimetre küpe eşit olmuş oldu. Evet arkadaşlar, merdivenimiz bu kadar. Ne dedik? Gene hiçbir farklılığı yok. Uzunlukta nasıl metreyi, alanda nasıl metrekareyi hacimde kullanıyorsak hacimde de o halde metreküpü genel ifadesiyle kullanacağız dedik. Sırası aynı. Sadece küplü bir ifade var. Onun da ezberlemenin kısa yolunu bulduk dedik. Normalde onu devreye sokuyorduk. Küp olduğu için onun kübünü devreye sokun. Bu sefer ne oluyor? 3 tane onun çarpımı. Yani bakın 1000 ile aşağı indikçe her bir basamakta 1000'i çarpacakmışım. Yukarı çıktıkça da her bir basamakta 1000'e bölecekmişim. Aynı zamanda dedik bir not ezberlemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Litreden desimetre küpe veya metre küpe yani şu merdivenime geçmemin tek yolu budur. 1 litre 1 desimetre küpe eşittir. Bunu da bilmeniz gerekiyor.